Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biz bugün böyle görkemli, coşkulu bir tören beklemiyorduk açıkçası. Ankara Ucu'nda alışık değildik. Biz alt katta 30-35 kişiyle yapılan kongreleri yaşadık Bodrum katında. Köy kahvesine döndüğü zamanlardan bugün görkemli sponsorluk sözleşmeleri yapılan bir kulüp haline geldi. De biz hala ne olduğunu tam anlayamadık başkanım. Bugünkü olay nasıl gelişti? Çünkü valla güzel bir anlaşma oldu, gördünüz. İşte formanın birini 400, diğerini 400 bin, diğer formamızı da 4 milyon liraya vermiş olduk. Çeki aldık. Güzel bir ticaret oldu. Yani artık alışmak lazım. Yani Ankara Gücü marka değeri yüksek bir kulüp. Biz de marka değerini yükseltmenin peşindeyiz. Mücadelesini ediyoruz. İşte tabii o süreç yaşanmasa çok iyiydi. Ama demek ki yaşanması da lazımmış bu 37 kişilik kongrelerin. Allah'ımıza şükürler olsun. Hani hem Ankara Gücümüze hizmet ederken bu arada hem de Ankara'mıza da hizmet ediyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya modern bir Sedat kazandırmanın sözünü verdi ve onun adımlarını da attı. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük. O görüşmede Gençlik ve Spor Bakanımız da sporun kalbi Ankara'da atacak dedi. O da iddialı konuştu. Ona da teşekkür ediyorum. Bugün gördüğünüz Büyükşehir Belediye Başkanımız 3 şirketiyle birlikte sponsorluk anlaşması yaptı bizimle. Kendisine de teşekkür ediyorum ben, Melih Başkanımıza. Müjdelerini zaten sıraladı. Bu sadece bir tanesiydi. 5 müjde sıraladı. Tabii bu 5 müjdeyi biz 10'a 15'e nasıl çıkartırız? Ki zaten çıkacak Allah'ın izniyle. Bu birlik, beraberlik, bu dayanışma, gerçekten Ankara Gücü'nün buna ihtiyacı vardı. Bizim şehrimizin buna ihtiyacı vardı. Ülkemizin durumunu biliyorsunuz. Ülkemizin de bu birlik ve beraberlik, dayanışmaya ihtiyacı var. Güzel bir imza töreni oldu. Güzel bir sponsorluk anlaşması oldu. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu Ankara Gücü'nün yarınlara daha böyle güçlü adımlarla yürümesinin bir başlangıcı. İnşallah hedefimizi biliyorsunuz zaten siz. Yarışmacı bir takım kurup en kısa sürede Süper Lig'e çıkmak. Onun için takımı oluştururken de başta teknik direktör ve heyet olarak biliyorsunuz iddialı bir isimle başladık. Aynı şekilde yapmış olduğumuz transferler de bana göre iddialı, iyi transferler. Zaten camiamız büyük bir camia. Dolayısıyla bu taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte o güçle inşallah çok fazla beklemeden Süper Lig'deki yerimizi alırız. Bugün bir başlangıç oldu. Güzel bir başlangıç oldu. Bunun devamını hep birlikte getireceğiz diye düşünüyorum. Başkanım, Kayseri maçından sonra bir ortam gelmişti. Daha doğrusu hemen öncesinde şampiyonluğa giden yolda belediye başkanıyla bir gerginlikler yaşanmıştı. O süreçte biz sizle birçok konuda röportaj yaptık, açıklama aldık. Okuyucularımız, izleyicilerimiz de birçoğunu biliyor. Ben şimdi bilinmeyen bazı şeyleri sormak istiyorum. Evet. Bu Ankara Gücü'ne, Gençler Birliği'ne, Ankara takımlarına bunca yıldır destek olmayanlar ne oldu da birden bu gaza geldiler? Bunu sadece Ankara Gücü'nün birinci lige çıkmasına bağlamak doğru mudur, değil midir? Şimdi şöyle bir şey var, yani Ankara Gücü Ankara'nın başkentin takımı. Ve gerçekten köklü bir kulüp. Yani 1910 yılında kurulmuş ve bir asrı aşmış. Köklü bir çınar. Yani buna bu şekilde bakmak lazım. Biz aşağı yukarı bir söyleşimizde olmasa diğerinde söylüyoruz, değil mi? Yani Ankara'da siyaset yapanlar, Türkiye'de siyaset yapanlar bu gerçekleri görmeli dedik. Yani bu gerçekler görülmeli. Çünkü siyaset halk için yapılır. Ankara Gücü de halkın takımı. Biz bu uğurda Ankara Gücü'nü başta yaşatmak, yarışmacı bir takım kurmak, işte Türk sporuna katkı sağlamasını amaçlayarak bir yola çıktık. Yani şimdi burada hedefimiz bizim Ankara Gücü'nü yaşatmak, hem başkentimize hem ülkemize hizmet etmek bu anlamda, spor anlamında. Tabii özellikle
Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgi alakası üst düzeyde. Yani geçen sene de zaten iftar programında desteğini gördük kendisinin. Bu sene de sağ olsun yine iftar programında desteğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu seviyor, futbolu seviyor. Bununla birlikte bir de gerçekten bu tür mağduriyetlerin yaşanmamasını istiyor. Ve onun için de destekliyor, devamlı destekliyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bize her türlü desteğe oluyor. Olacağını da eminim. Allah razı olsun ondan. Hani Ankara gücünün sırtı yere gelir mi? Gelmez inşallah. Yani gelmez. Ben hala alamadım başkanım. Yani ne gibi? Cumhurbaşkanımızın konudan çok çok haberi olmayabilirdi. Ondan bu sıraya ilgilenmeye başladı Cumhurbaşkanımız diyebiliriz. Ama şehrin diğer ülke amirleri şimdiye kadar Ankara gücünü görmezden gelmişlerdi. Özellikle yaşanan süreçte siz de çok dert yandınız. Ama birden işte bugünkü çok güzel bir işi başardınız. Bu süreç nasıl oldu? Sadece birinci geçiş nasıl sağladı? Şimdi bu, bakın şöyle bir şey var. Şimdi biz bunu tek bir nedene sebebe bağlarsak yanılırız. Ve yanıltırız da insanları. Ben de onu merak ediyorum. Çünkü arkadaşlar, burada aşağı yukarı 4,5 neredeyse 5 senelik bir mücadele var. Yani bu mücadele var. Bu mücadelenin sonucunda yani Ankaralıların, Ankara güçlülerin, taraftarların, camianın elde etmiş olduğu bir başarı var. Anlatabiliyor muyum? Yani küçümsenemeyecek bir başarı var. Ve üniversitede, emin olun üniversitelerde tez konusu olacak bir başarı. Burada hep birlikte biz taraftarlarımızla, yöneticilerimizle, futbolcularımızla, Ankara halkıyla biz bunu hep birlikte başardık. Yani yılların emeği bugün karşılığını buldu. Yani bunu bir sebebe bağlarsak yanılırız biz. Takımın tabii ki TFF birinci lige çıkması, şampiyon olması, 7 puan farkla şampiyon olması bunlar çok önemli etkenler. Referandum etkeni var mı başkanım sizce? Referandum etkeni şöyle bir şey var. Siyaseten tabii biz hep söyledik. Yani siyaset niçin yapılır? Halk için yapılır, evet. İnsanlar için yapılır. Onların sorunlarını çözmek için yapılır. Tabii siz devamlı uzak durursanız halktan, halk da sizden uzak duruyor. Evet. Burada biz hep dönem dönem sezlenişte bulunduk. Tepkimizi dile getirdik. Yani böyle olmaması gerektiğini söyledik. Neticesinde Umula'nın çok altında bir referandumda destek çıktı. Bunun Ankara gücüyle ilgisi var mı? Bağlantılı kurulabilir mi? Çok büyük etkisi olmasa da muhakkak ki bana göre etkisi var. Bu işte bu dayanışma, bu birlik, beraberlik hak eden insanların, hak eden kurumların, takımların hak ettiği desteği görmesi bu süreci tersine döndürecektir diye düşünüyorum. Yani bizim insanlarımız kesinlikle nankör değildir. Özellikle Ankara halkı, Ankara güçlü taraftarlar, vatanını, milletini seven insanlar. Hani yapılan iyiliği asla unutmazlar, unutmayız da. Bu dayanışma duygusu içerisinde hareket edersek, bu destek, dayanışma, birlik, beraberlik duygusu için içerisinde hareket edersek herkes kazanmış olur. Zaten siyasetin de amacı bu. İnsanları kazanmak, bunların yaşamlarını kolaylaştırmak, halkı mutlu etmek. Evet. Dolayısıyla bizim taraftarlarımız da sahaya geliyor. Orada enerjilerini atıyorlar. Hele bir de takımları galip gelirse coşkuyla destekliyorlar. Deşarj oluyorlar. Mutlu oluyorlar. Dolayısıyla bu işler de bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Biz de büyük bir haz duyuyoruz bu işten. Yaptığımız iş sadece bu. Yani hem takımımıza, şehrimize, ülkemize hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. Yani gerçekten işimizi düzgün yapmanın bir rahatlığı içerisindeyiz. Yani vicdanen rahatlayabiliyoruz. Bu işin, bizim bu anlaşmaların veyahut da destek işlerinin çok kolay olmayacağını zaten biliyorduk biz bunu. Biliyorduk ve ısrarla
Biz mücadelemizi ettik. Her yerde mücadelemizi ettik. Her platformda ettik. Dolayısıyla Allah da nasip etti tabii. Mevlam nasip etti. İlk adım atıldı. Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonra her şey çok güzel olur. İnşallah. Yani şimdi 20 milyon lira başladık başkanım hedefe. 20 milyon lira lazım takımı sezona hazırlayabilmek için dedik. Acil 10 milyon lira demiştiniz ondan sonra. Şimdi 5'i geldi. Ya 5'i önümüzdeki süreç işte o 5 müjdenin içerisinde var mı? Belediye meclisinden çıkacak karar hızlandırmak için. Şimdi tabii bunları bizim konuşmamız lazım. Bu 5 acil nereden gelebilir? Ve şöyle de bir pozisyon oluştu artık. Yani onu da söyleyeyim. Biz şimdi destekler geldikçe tabii insanoğlu hep daha iyisi olsun mutlaka istiyor. Futbolcu tercihlerinde de yeri geliyor. 50-100 bin euro biraz fazla verebiliyoruz. Yani biraz daha üst düzey futbolcuları tercih etmeye yöneldik. Bunun için de bizim bu rakam 20'yi geçer. Yani bu rakam geçecek, çok geçecek gibi gözüküyor. Sevindirici olan bir şey var. Bu desteklerin de geleceğe gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Emin olun ama biz bunları hak ettik ya. Şimdi biz 15 Temmuz süreci yaşayacağız değil mi? Yaşıyoruz evet. Şu an. Baktığınız zaman ilk resmi sitesinden ilk açıklamayı yapan sokağa taraftarlarını, halkı davet eden Ankara Gücü. Doğru söylüyorsunuz. Ankara Gücü. İlk genel kurmayda ve Kızılay'da olan da Ankara Gücü'nün kulüp başkanı. Fotoğraflarım var. Ben geldim, kimse yok. Anlatabiliyor muyum? Daha sonra insanlar toplandı. Ve yanında esnaf arkadaşını kaybeden, şehit olan, yanında esnaf arkadaşım, kardeşimiz şehit oldu. Birçok arkadaşımız yaralandı. Taraftarlarımızdan benim yanımda yaralanan insanlar oldu. Şehit olan demeyeyim. Görmedim çünkü ama yaralananları gördüm. Dolayısıyla biz bu ülkemizin geleceği için, ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bunun bir karşılığı olsun diye söylemiyorum yani. Hiçbir şey verilmesin, hiç önemli değil. Ama burada da bu kulüpte yaşasın. Devamlı devletinin, milletinin yanında olan, vatan sevgisi en üst düzeyde olan taraftarların birleştiği bir kulüp bu. Dolayısıyla bunun yaşaması lazım. Bunu bizim yaşatmamız için mücadele ediyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Geçmişte de zaten bunu düşündüğüm için, inandığım için devam ettim. 5 tane genel kurul yaptık. En son genel kurulda aday da olmadım. Salona da gitmedim. Ama yine aday çıkmadı. Şampiyonluk tarihinde ilk defa oldu. Allah bize nasip etti. Evet. Yani aday olmadığımız bir kongrede başkan seçildik. Genel kurulda da yoktum, salonda da yoktum. Ama Allah nasip etti. Ankara Gücü şampiyon oldu. Ve hiç tarihinde olmayan iş. 5 maç 3 üste kapalı kişiye oynadık. Evet. 26 bin kişiyle hep birlikte Kayseri deplasmanına gittik. Evet. Ve bunu biz ikincilikteyken yapıyoruz. Tarihe tanıklık ettik biz de bu sayede. Tabii. Çok önemli. Yani çok anlardım. Önemli olaylar oldu. Şehrin her tarafı bayraklarla süslendi. Ankara Gücü bayraklarıyla, evet, pankartlarıyla. Yani biz hiç düşünmediğimiz tepkilerle karşılaştık. Yani olumlu tepkilerle. Bu da bize Ankara Gücü camiasına Allah'ın bir lütfu diye düşünüyorum. Yani Mevlam baktı ki durumumuza, bu garibanlar çok uğraşıyor. Hani şükürler olsun Mevlamıza, Allah'ımıza bizleri bugünü gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçte yine böyle hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde o mutlulukları paylaşarak, sevinçleri paylaşarak çoğalttığımız bir sezon yaşarız. Sezonlar yaşarız. İnşallah. Çünkü Ankara'nın, ülkemizin buna ihtiyacı var. Özellikle Ankara geçen sene biliyorsunuz yani monoton gidiyordu. Sadece politikanın ve siyasetin yapıldığı şehir görünümündeydi. Fakat geçen sene bunu Ankara Gücü camiası o algıyı değiştirdi. Ve şehire bir hareket getirdi, bir sinerji getirdi. Bunun devam edeceğini umut ediyorum. Ve katlanarak, büyüyerek gideceğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olur diyorum.
Şimdi Ankara Gücü yıllarca Süper Lig'de mücadele etmesine rağmen genelde ligde kalma mücadelesi veren takımdı. Son 4 senede ikincilikte de olsa en az 2-3 sezon şampiyonluk mücadelesi veren bir takım haline geldi. Bu taraftarın da psikolojisine ister istemez yansır. Yani taraftarlıktan geldiğim için biliyorum. Şimdi bu sene birincilik biraz daha zor bir lig ve şampiyonluk mücadelesi gerçekten biraz daha zor geçecek gibi. Rakiplere falan da bakınca. Yani biz de... Bu büyük sizi bir, etkileyecek mi? Nasıl? Biz de büyük bir camiayız. Biz de gücümüzü biliyoruz. Yani Ankara Gücü... Kimse Ankara Gücü'nü sıradanlaştırmasın. Yani Ankara Gücü de büyük bir camia, büyük bir kulüp, köklü bir kulüp. Ona göre biz de yapılanmamızı yapmamız lazım. Yani büyük hedeflere küçük yatırımlarla veyahut da küçük düşünerek gidemezsiniz. Bu bir gerçek, realite. Bu hayatın gerçeği neyse, yapılması gereken neyse bizim bunu yapmamız lazım. Sonra da Mevlam takdir eder, nasip eder, yine şampiyon oluruz. Ama oyunu kuralına göre oynaman lazım. Eğer sen hani diğer futbolcuları da küçümsememek lazım ama hani hayali bir takım kurarsın, ucuz yollu olsun, ben şampiyon olurum dersin, olmaz. Gelelim taraftarların tabii geçmişteki düşüncesi, küme düşmemeye oynayan bir Ankara Gücü. Maalesef Gençler Birliği de aynı şekilde. Aynen. Yani Ankara aynen takımları birbiriyle rekabet halindeler. Ankara aynen takımlarının bir hedefi var, ligde kalmaktı. Evet. Biz bunu terse çevirdik. Tabii bu zaman aldı mı? Zaman aldı. Yani oynanan futboldan belliydi. Bizim altyapıdan gelen arkadaşlarımız hep geri pas oynuyorlardı. İleriye bir türlü gidemiyorlardı. O bizi çok yordu. Dönem dönem kendi futbolcularımızla ayrılmak zorunda kaldık bunun için. Yani biz ofansif futbol oynayıp başarıya gideceğimizi düşünüyoruz. Yani biz şunu da seviyoruz işin gerçeği yöneticiler olarak. Futbolun rakip sahada oynanması bizim hoşumuza gidiyor. Bu seyir zevkini de artırıyor. Dolayısıyla taraftarlarımız da alıştı buna artık. Yani yoksa siz bu seyir zevkini yakalatamazsanız, o heyecanı o sahaya yansıtamazsanız, oyun sisteminiz bu şekilde olmazsa kusura bakmayın. Yani taraftar sayınız gitgide düşer. Anlatabiliyor muyum? Bunun biz bilincindeyiz. Dolayısıyla yarışmacı bir takım ve devamlı rakip sahada oynayan bir takım, hangi ligde olursa olsun bu fark etmez, böyle bir takım oluşturmanın peşindeyiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve bayağı bir yol kat ettik. Şimdi eksik olan mevkilerimiz var mı? Var. Onları da tamamlayacağız. Hocamız raporunu bana sundu. Bu rapor doğrultusunda biz yönetim kurulu olarak gidecek ve kalacak futbolcularımızı belirleyeceğiz. Biraz önce de söyledim. Bizim gerçekçi olmamız lazım. Yani varsayımlarla hareket etmememiz lazım. Ciddi bir takım oluşturup bu lige böyle başlamamız lazım. Yani bu senede şampiyonluk hedefinde olan bir Ankara Gücü seyrettik. Biz geçen sene de şunu söylemiştik. Geçen sene ne söyledik? Biz dedik ki yarışmacı bir takım kurarız ve zirveye oynarız. Hedefimiz zirveye oynamak. Bu sene de aynı durumdayız. Yani şampiyon olacağız demiyoruz. Biz şampiyonla oynayacağız dediğimiz zaman malum birileri çıkıyor diyor ki başkanım sen söz verdin, takım niye şampiyon olmadı? Böyle bir şey yok. Kesinlikle biz yarışmacı bir takım kuracağız. Şampiyon olacağız demiyoruz. Allah'ın takdiridir. Yarışmacı bir takım kuracağız. Zirveye oynayacağız. Şampiyonlukta gelirse seviniriz yani. Geçen seneye biraz dönersek başkanım, geçen sene ümitsizliğe kapıldığınız anlar oldu mu? Yani sizin orada bir tavrınızda güzel bir durum var, benim çok hoşuma gidiyor. Hocanın arkasına durdunuz. Herkes eleştirirken hocayı. Bana göre de şampiyonluğa getiren en önemli noktalardan bir tanesi o oldu. Ümitsizliğe kapıldığınız, olamayacağız dediğiniz anlar oldu mu başkanım? Veya ondan sonra olacağız dediğinizi hissettiğiniz zaman neresiydi de? Şimdi biz takımı kurarken yine aynı böyle zirveye oynayacağız dedik. Yarışmacı bir takım kuracağız dedik ve baktık diğer rakiplerimizle bizim futbolcularımız daha yetenekliydi. Hocamız da iyi bir hocaydı, İsmet Hoca. Tabii burada başarı birlik beraberlikle gelir. Yani şimdi yönetim, teknik heyet, futbolcular, bununla birlikte taraftarlar, şehir,
Onlar da itici güç. Bunlar olduğu zaman başarı daha kolay geliyor. Tabii İsmet Hoca bazen dönem dönem demolize oldu mu oldu ve inancını kaybedecek noktalara geldiği oldu mu oldu. Bu koltukta oturuyordu işte, ben makamımdaydım. Bir gün geldi başkanım dedi, yani en son bir maçtan sonra berabere kaldık yenilginin üzerine zannedersem. Dedi ki siz müsaade ederseniz, hani ben dedi istifam eder giderim dedi. Röportajda bahsetmişler. Hani hani eğer olmayacağına inanıyorsanız ben dedi istifa edeyim başkanım dedi. Zorlandığını anladım ben. Tabii oturduk biz. Takımla ilgili bir kere daha gözden geçirmesi gereken noktaları ben söyledim kendisine. Ve onun devam etmesi gerektiğini, pes etmememiz gerektiğini, bu ligde, her ligde şampiyonluğun zor geleceğini, ama ben senin arkandayım dedim. Biz yönetim olarak sizi destekliyoruz. Bu takım şampiyon olacak dedim yani. Bunu söyledim. İstifasını gündemden attık ve oturduk. Takımın şampiyon olabilmesi için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Onlara baktık. İşte Allah nasip etti, sol bekimizi transfer ettik. Ondan gelen parayla hem 4 transfer yaptık, peşinatlarını ödedik. Hem kalan parasıyla da futbolcularımızın belli alacaklarını ödedik. O bizi soluklandırdı. Yani Onur sağ olsun orada bizi soluklandırdı, hareket kabiliyetimizi de arttırdı. O hareketimiz bana göre kırılma noktası orada oldu. Ve özellikle takımımızın işte gol yeme problemini çözmüş olduk ve ileriye biraz da ileriye topun daha böyle çabuk gitmesi, kontrataktan gol yakalamamız, bunu da sağ olsun Kenan Özer kardeşimiz o işimizi çözdü ve bu transfer bizi şampiyonluğumuzda bayağı bir önemli bir etken oldu. İnanç deyince bizim bu ligden çıkacağımıza %90 inancımız vardı. 10 bir ihtimal vardı. Ama biz hep mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğimizin bilincindeydik. Dolayısıyla sürdürdük de yani. Maçlarda da öyle. Hoca son düdüğü çalana kadar futbolcularımıza tavsiyemiz devamlı bırakmayacaksınız bu işi. Yani hoca son düdüğü çaldı, ondan sonra geriye de düşebilirsin. Farklı da yenilebilirsin. Fark etmez. Devam edeceksin. Bizim inadımız, ısrarcılığımız bana göre şampiyonluğu getirdi diyebilirim. İnancımız, bir de camia, büyük bir camia. Devamlı, zaten camia devamlı itekledi. Yani taraftarlar itekledi, devamlı itekledi. Devamlı destek oldu. Dolayısıyla bundan hem yöneticiler, hem teknik heyet, hem futbolcular da etkilenmiş oldu. O destekle birlikte biz de çok çalıştık. Allah nasip etti. Yine aynı durumdayız, pozisyondayız. Yine yılmadan mücadele edeceğiz. Millet tatile gidecek. Biz burada sponsorluk anlaşması yapacağız. Futbolcularımızın antrenmanlarının çoğunu izledim. Akşam yine. Gözümle bazı şeylere şahit oluyorum. Yukarıdan daha iyi gözüküyor. Dolayısıyla takımla birlikteyiz. Lige iyi hazırlanmamız lazım. Geç kalmamamız da lazım bu süreçte. Bizim bir an önce en azından bir 18'imizi belirlememiz lazım. Yani bizim Erzurum kampında 18 futbolcumuz belirlenmesi lazım. Bu şart diye düşünüyorum. Onu da başarabilirsek Allah'ın izniyle her şey güzel gidiyor. İlk geldiğimiz güne bakıyorsunuz. Su yok. Forma yok. Benden forma istiyorlardı. Forma siparişi verdik. Bir ay sonra geliyor. Düşünün yani. Deplasmana otobüs kaldırıyorduk. Başkan olmadan öncesinden bahsediyorum. Siz canlı şahitsiniz. İcralar buradan çıkmıyordu. Bu oda zaten böyle değildi. En son buralar kapatıldı. Kapılar, pencereler kırıktı. Tanduan'da bakımsız yerde duruyorduk. Baktığınız zaman burada futbolcular, kendim şahitim, geldiğimizde gördük ki
3 tane yorgan, bir battaniye üzerlerine çekmişler. Kışın soğuk, duş yapamıyorlar. Çocuklar da çok eziyet çekti. Ama biz bunları dışarıdan hep destekledik. İşte başkan olmadan önce gücümüzün yettiği kadar. Allah da nasip etti. Başkan olduk. İşte şampiyonluk yaşadık. Ve hiç kimseye o anlamda işte başka takımdan su almadık. Forma problemimiz olmadı. Isınma problemimiz olmadı. Yeme içme problemimiz hiç olmadı. Yani Süper Lig seviyesinde burada bu tesislerimizde futbolcularımız antrenmanlarını yaptılar. Yani burada yaşadılar. O Süper Lig seviyesinde halen o seviyeyi koruyoruz biz. Daha sahalarımız değişik. Gördüğünüz yemyeşil. Daha da değişiklikler falan da hoca bahsetti biraz. Revizyon düşüncesi var ama altyapıyı buraya getirme niyeti var hocana. Evet hoca, hocamız sağ olsun ileriye yönelik hamleleri var, düşünceleri var. Tabii bunların hepsi olması lazım. Çünkü yaşam sahaları ne kadar kaliteli olursa futbolcuların kafaları o kadar rahat eder. Onlara burada antrenmanlardan sonraki süreçte kafalarını dağıtabilecekleri, dinlenebilecekleri ortamlar hazırlamamız da lazım. Onun da bilincindeyiz. Güzel olan nargile falan olmaz. Güzel olan bir şey var burada. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız görünen o ki bu işe dört elle sarılacak. Onu hissediyorum, görüyorum. Allah razı olsun, ona da teşekkür ediyoruz. Olması gereken nedir? Budur. Sadece belediye başkanlığı kaldırım yapmak, ondan sonra yol yapmak, ne bileyim su borusu döşemek değil yani. Sosyal yönden de değil mi? Hizmet yapmak lazım. Bu da baktığınız zaman en fazla kitleleri bir araya getirebilen, beraber hareket ettirebilen, beraber eğlendiren, beraber üzüldüren bir camia bu cami. Ankara Gücü yani. Böyle bir elimizde ergüman var. Bunu biz daha güçlü kılacağız ki insanlar mutlu olsun. Niye Sıdat'tan yenilip gidelim? Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu işin bilincinde. Bundan sonraki süreçte bana göre işte müjdeler devamlı gelecek diye düşünüyorum. O da olması gereken budur yani. Melih Başkan sizin yerinize başka bir arkadaşını getirme konusunda fikirler söylemişti. O fikrinden vazgeçti diyebilir miyiz bugünkü imza töreniyle beraber? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hani burada yönetimin yönetimsel anlamda başarısız olur. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ihtiyaç hasıl olur. Evet. Size göre siz soruyorsunuz. Ben size sorayım. Böyle bir ihtiyaç var mı? Ankara Gücü'nün başkan değişikliğine bir ihtiyacı var mıydı? Ben daha da ötesini söyleyeyim. Belediye başkanları kulüplere destek olması lazım, yönetmemesi lazım. Yönetenleri desteklemesi lazım. Direkt kendi ben yöneteceğim derdine girdiği zaman bu bütün şehirlerde aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bu Ankara Gücü özelinde de öyle. Ha, sizin özelinize söylerseniz başarı puan durumuysa şampiyonluk gelmiş. Bunun tartışacak bir noktası yoksa. Bir de kulübü nereden almışsınız? Evet. Nereye getirmişsiniz? Yüzlerce dosyayı kapatmışsınız. Geçmişi temizliyorsunuz. Geleceğe emin adımlarla gidiyorsunuz. Şimdi yok, onun haricinde bir de şöyle bir şey var. Şehir bu takımın arkasından geliyor. Evet. Siyaset ne için yapılıyor? İnsanları mutlu etmek açısından aslında. Tabii halk için. Evet. Biz de bu şehirde yaşıyoruz. Şimdi bizim bana göre bu değişimin başta Sayın Melik Gökçek Başkan'a zarar vereceğini zaten ben biliyordum. Yani hani benim buradan gitmem kendisine bir fayda sağlamayacağı zaten hani derler ya Anadolu'da kabak gibi ortada yani. O, biraz daha ne söyleyeyim başkanım? Siyasi olarak, rakip olarak göreceği korkusuyla mı böyle şeyler oldu? Ya kesinlikle şöyle bir şey var. Başkanımız bizim büyüğümüz, abimiz. Seviyoruz, kendisini de destekliyoruz. Bir de benim böyle bir belediye başkanlığım şu böyle hiç gözüm yok yani. Hiç işim de olmaz. Anlatabiliyor muyum? Herkes işini yapacak. Yani ben bu tür işleri esnafın
Mesela esnafın sorunlarını çözmek, esnafla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor, zevk duyuyorum. Bu aksiyonlu bir iş mesela kulüp, hani o... Futbolun tadı, başkanlığın, yöneticiliğin tadı farklıdır. Tabii bu farklı bir şey yani. Benim ne işim var? Yok milletvekiliymiş, yok yani belediye başkanlıklarıymış. Yok öyle bir şey kapıldı da mı bunu niyetten? Yok yok yok, öyle bir şey olamaz çünkü benim kabul edeceğim bir durum değil. Hani bizim doğamız böyle bir şey yok yani, bizde böyle bir şey. Sıkıntımız yok, biz bu işleri seviyoruz yani. Aksiyon var, her şey var, heyecan var, tabii heyecan var. Ondan sonra bir şeyi başarmanın mücadelesini veriyorsun, hareket var, iyi. Öbür taraftan birliğimize bağlı 114 tane meslek odası var, onların problemlerini çözeceğiz esnafların. Bu da bizi mutlu ediyor. Gerçekten Ankara'da yapmış olduğunuz bir kanuni düzenleme, değişiklik Türkiye'deki esnafları rahatlatıyor. Anlatabiliyor muyum? ÖTV mesela ticari araçlarda, ÖTV'siz ticari araç yeniliyor. Ardahan'daki arkadaş 35 bin lira kar etmiş, bana teşekkür ediyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani buralardan biz mutlu oluyoruz. Bu da bizim gıdamız. Dolayısıyla o bizim aklımızın ucunda değil, böyle de bir teklifi kabul de etmeyiz yani. Biz işimizi yapıyoruz. Vazgeçti miydi başkan? Şu anda bu projesinden, kafasındaki o söylemlerinden vazgeçti diyebilir miyiz başkan? Yani siz konuşmanız için diyorum, sizle direkt görüşmediğiniz için. Ben şimdi o başkana soracağınız soruları, başkana soracaksınız. Bana soracağınız soruları ben cevaplayacağım. Yani şimdi o bizim afaki cevaplar vermemiz olmaz. Yani daha gerçekçi olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuşursunuz. O size düşüncelerini ifade eder. Ha, bizim bana göre sağlığımız elverişli mi? Elverişli. Maç bile oynarsınız. Maçta oynarım, güreşte tutarım. Zaman zaman elimi alıyorum, götürüyorum böyle. Bir sıkıntı gözükmüyor. Yani elhamdülillah. Hani sağlık anlamında bir problemimiz yok. Ruh sağlığına bir şey diyemem yani. Dönem dönem bozulabiliyor. Ama beden sağlığında hiçbir bozukluk gözükmüyor yani. Şu an sağlık durumumuz iyi. Şimdi ruh sağlığı da insan nasıl güzelleşir? İşte böyle destek gelirse hani ruh sağlığı da ayara gelir, güzelleşir. Her şey güzel olur. Hep böyle olumlu düşünürsün. Ondan sonra olumlu mesajlar verirsin. Ne yapıyorsun? Sıkılıyorsun, bunalıyorsun. Alacaklılar buradan sıkıştırıyor, futbolcular buradan sıkıştırıyor. Ondan sonra bir patlama oluyor haliyle, ruh sağlığınız bozuluyor. Ama mesela şu gün ruh sağlığımız da yerinde. İşte ödemeleri yapacağız, kulüp rahatlayacak. Hani ruhen de bedenen de sağlıklı bir vaziyetteyiz, hiç sıkıntı yok şu an. Ha böyle ekonomik destekler gelirse daha da mutlu oluruz. Tabii daha da mutlu oluruz. Bu mutlu oluruz derken emin ol, taraftarlarımız da çok mutlu olur. Yani camiayı mutlu ediyoruz. Başka biz de iyi. Sadece biz de hepimiz. Basit olarak biz de mutlu çok oluruz. Tabii. Yani Ankara Gücü'nü ikinci ligde izlemek, onu orada takip etmek bize keyif veren bir iş değil. Futbol izlemiyoruz en basit. Biz futbol sevdiğimiz için biraz da bu işi yapıyoruz. Şu ruh sağlığına gelmişken başkan, Ankara Gücü taraftarıyla gel gitti bir ilişkileriniz oldu. Bazen gerildiniz, bazen şey yaptınız. Şu anda çok güzel bir seviyede gözüküyor. O tabii başarılı olduğu için. O dönemlerde yaptıktan sonra pişman oldunuz mu? Olaylar yaşandığı zaman bazı kavgalar, gürültüler oldu. Şimdi düşündüğün zaman keşke yapmasaydın. Ya tabii şimdi varmış. Fiziki tepki vermemek lazım. Ama emin olun çok zorlayan kesimler var. Yani bir sistemi oturtmak çok kolay değil. Yıllardır kulüpten geçinen belli bir gruplar var yani. Şimdi bedava bilet alıp stada gelen gruplar da vardı. Bunlar gerçek, realite. Şimdi biz bir sistem oturtmaya çalıştık. Ve bazı insanlar siyaseten ters olduğu için, belki dünya görüşümüz ters olduğu için farklı boyutlara çekmiş olabilir. Hani herkes herkes gibi düşünemez. Düşünmemesi de lazım. En doğal hakkıdır. Burada siyaset yeri değildir. Anlatabiliyor muyum? Yok şunun adamı, yok bunun kuklası, yok şunu istemiyoruz. Biraz da bu işler tabii argo işe dönünce şuraya kadar geldiği zaman ne olacak? Bir noktada diyor ki lan ağızdan az gider, çoktan da çok gider. Ne olacaksa bir görelim diyorsun. Ondan da onun için de işte pişman olmam yani. Olmadım çünkü bir sistem ortaya getirdik, koyduk. Herkes şapkasını gözünün önüne koysun.
Nereden nereye geldi kulüp? Kurumsallaşma adına diyorum. Ben o zaman da size söylemiştim başkanım, siz Ankaracı taraftar profiline çok uygun bir başkansınız aslında. Yani Ankaracı taraftarı da eyvallah yoktur, sizin de çok fazla eyvallahınız yok. Orada belki bir yanlış anlaşılma sizin oda başkanlıklarınızdan kaynaklı, Melih Başkanlığı'na yakın işleriniz ya taraftarı Melih Gökçe'ye olan tepkisinden kaynaklıydı belki de bir kısmı. Bir kısmı değil, %90'ı ondan yani. Sıkıntıyı biz bundan yaşadık. Yani adam oradan çıkıyor Melih'in şuyu buyu diye bağırıyor. O da bizim canımızı sıktı yani. Üzdü bizi. Biz kim olursa olsun belediye başkanı, tamam mı, İyi ilişkiler kurmak zorundayız. Yani neticesinde sevmeyebilirsin. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek. Dolayısıyla bizim esnaflarla ilgili sıkıntılarımız vardır. Esnafların daha böyle rahat çalışması için önündeki engelleri aşmamız lazım. Bizim bu diyalogları sık tutmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Cami olarak da, Ankara Gücü olarak da hep biz hani adım atmasını ve camiayla birlikte hareket etmesini, Ankara Gücü'nü desteklemesini hep söyledik. Şimdi bugün itibariyle diyorum, buyur, Büyükşehir Belediye Başkanımız yardım etti. Ne yapacağız şimdi? Belki de biraz bu tepkilerden dolayı da oldu başkan. Biraz da öyle bakmak lazım. Ben de çünkü çok sert eleştirdim. Melih Başkan'ı eleştirdim. Hatta size çok eleştirdim. Siz de bana bazı zamanlarda çok kızdınız ama bizim aslında şahsi adıma söylüyorum, benim görmek istediğim manzara bu olduğu içindi. Yani bugünkü törendeki olaydı. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani taraftarlarımız ben işte caddede, sokakta hep karşılaşıyoruz, sarılıyoruz, öpüşüyoruz fıstık gibi. Diyalogda bir problem yok. Yani diyalogumuzda ben ya Ankara'nın insanlar yani neticesinde insan halkımız bir de camianın insanı, camianın bir parçası. Evet. Dolayısıyla birlik beraberlik, taraftarla birlik beraberlik olmazsa olmaz ki. Yani şimdi camiası olmayan, taraftarı olmayan takımları görüyorsunuz. Evet. Hani olmaz ki. Olmaz bu. Birbirlerine sahip çıkmayla olur bu işler. Yani biz taraftarlarımıza dönem dönem her türlü yani maddi olmasa da manevi yönden de olsa sıkıntılı günlerinde elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar hep yanlarında olduk. Hani bunun reklamı da olması hoş değil. Hani bu eğer bir camiaysak iyi günde kötü günde hep birlikte olacağız. Bu da Ankara Gücü'nün sloganı. Anlatabiliyor muyum? Biz iyi günde kötü günde beraber olacağız. Yani sırf başarıya endeksli bir camia olursak camia olamayız. Dortmund küme düşüyor. Adamlar 55 bin kombine satıyor ve o zaman en az 5-10 bin kişi de sırada. Şu an 55 bin Dortmund Spor Kulübü 55 bin kombine satıyor. 60 bin kişi sırada. Kombineyi devredenlerden kombine bilet alacaklar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi burada başarıyla endeksli hiçbir şey yok. Küme düşerken bunu başardılar. İşte eğer gerçek sevgi budur yani. Sen başarılıysan ben seni severim. İyi günde severim. Kötü günde güle güle. Olmaz ki. Bir taraftan yine de öyle yapmaz da. Şimdi bu sene şimdi bizim bunu ama. Bizim bunu daha da böyle pekiştirmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani sevgi sadece şeyle olmamalı yani başarıyla olmamalı. Yani sıkıntılı süreçte de sen takımına sahip olabiliyor musun? Sen adam gibi durabiliyor musun? O zaman tamamdır, iş bitmiştir. Burada başarı muhakkak gelir. Yani mühim olan odur yani sıkıntılı süreçte, zor süreçte ayakta durabilmek, takıma sahip olmak, takıma destek olmak. Anlatabiliyor muyum? Bunu destek oldun. Kötü giden dönemler de olacak. Bunlar yaşanacak. Zaten hep iyi gitse bakarsın ki belki insanlar da artık mutlu da olmayabilir. Hani tabii, tuz, biber yemek de oluyor ya, hep tatlı yedi mi ne oluyor adam? Olmuyor yani. Tadı olmuyor. Işte, futbolun güzel kısımları aslında yaşanan trajediler oluyor genelde. Hiç tabii ki öyle oluyor. Şimdi bizim bu işin sporlar, tuzu, biberi, bazen acısı çok fazla olacak. Bazen tatlısı çok fazla olacak. Ama güzel olan şu, gerçekten biz ikincilikten TFF'ye çıktık ve bu süreçte geçen sene hani
hiç insanların hayal edemeyeceği şekilde birlik beraberlikle herkes katkı sağlayarak güzel bir sezon geçirdik. Yani camia mutlu oldu, şehir mutlu oldu, şehir hareketlendi. İşte bu sinerjiyi bizim kaybetmememiz lazım. Bu sinerjiyi daha da üst seviyelere çıkartmamız lazım. Bu birlik, beraberlik, dayanışmayı hep birlikte yapmamız lazım. Bunun içine de zaten şimdi Büyükşehir Belediyesi de girdi. İlçe belediyelerinden de bu birlik, beraberlik ve dayanışma kısmına katkı sağlayanlar oldu. Bu şekilde gittiğimiz zaman bizim başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok yani. Bu takım başarılı olur. Son bir stat konusuna gelelim. Benim stat konusunda ciddi endişelerim var aslında bakarsanız. Bu sene Ankara Gücü birinciye çıktı. Pasolik'le tanıştılar taraftar. Televizyonlardan yıllardır maç izlenmiyordu. Artık Ankara Gücü maçları televizyonda olacak. Bir de Ankara'nın neredeyse 40 kilometre uzağında bir statta oynamak zorunda kalacak Ankara Gücü. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bunu bir tehlike olarak görüyor musunuz? Ters etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Tabii bu kendi sahamızda olmadığı için bizim için bir dezavantaj. Yani bu dezavantaj olacak. Hem taraftarlarımız açısından hem camiamız açısından dezavantaj olacak. Ama bu sıkıntılar aşılması lazım ki bir sistem otursun. Mesela bir stadyumumuzun olması için bunlar olacak. Hani gönül isterdi ki bundan 10 sene önce, 15 sene önce bu stadyumumuz yapılsın. Ama olmadı. Nasip bugünlereymiş. Şimdi benim gözlemlediğim şu, öncelikle yıkım yapılacak. Yıkım herhalde ihalesini alan daha çıkmadı. Ve hatta ihalesi, ihaleye çıkmadı daha. İhalesinin olduğunu da düşünmüyorum, duymadım çünkü. Bu süreçte 2-3 ay orada oynanabilir mi? Bu 2-3 ay 19 Mayıs Stadyumunda oynanabilir bu süreçte. Yani 19 Mayıs Stadyumunda başlanılabilir. Ben Hatay maçında diyorum Ankara Gücü taraftarına verselerdi. Yıkım işini hallederdi Ankara Gücü taraftarı stadyumda şampiyonluk kutlamalarında. Şimdi tabii biz teknik boyutunu bilmediğimiz için yıkım içinde de işte orada bir sondaj çalışmaları falan da oluyormuş zannedersem. Evet. Dolayısıyla bunun teknik bir iş olduğu için çok da bunun üzerine gitmiyoruz biz. Hani belli bir süreçte zor olacaktır. Tamam bunu kabul ediyoruz. Ulaşım sıkıntısı olacaktır. Bunu da kabul ediyoruz ama şundan da eminim. Büyükşehir Belediye Başkanımız ulaşım problemini çözecektir. İnşallah. Yani müjdeleri sıralarken bir tanesi de oydu. Olması lazım zaten. Onu madde dahi koymamak lazım aslında. 5 maddeden bir tanesi. Yok öyle değil. Lazım. Değil şimdi. Değil. O, şimdi o da madde. Stadı vermesi de madde. Allah razı olsun. Yani verilen destekleri küçümsememek lazım. Şimdi on şeyde biz Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun açılışı olacak. Evet. Ve Samsun sporlu kardeşlerimiz, taraftarlar özellikle Ankara Gücü'yle bir hazırlık maçı oynamak istiyor. Bize söylediklerinde bir sıcak baktık. Taraftarlarımız da bunu istiyor. Mesela orada da o süreçte yaz sürecinde sizin otobüs bulma şansınız çok zor oluyor. Doğru söylüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ciddi bir destek lazım. Şimdi maddeler sıralanırken küçümsememek lazım. Mesela 6. madde dersin. Samsun'a otobüsü Büyükşehir Belediyesi veyahut da ilçe belediyeler beraber, hani birlik beraberlik dayanışma, güzel bir dayanışma sergilenir. Samsun'a da hep beraber taraftarlarımızla birlikte gider geliriz. İşte 7. madde nedir? Sıralarsın. Yeni formalardan yine bir şeyler yaparsın falan. Bunlar olur 7, 8, 9.